Merhaba, ben Giray Kaçar, kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın transfer gündemini değerlendireceğimiz ve akşam Galatasaray maçı var. Biraz maç öncesinde değerlendirmeler yapacağımız bir videoyla daha karşınızdayım. Sabah video çektim, hem Galatasaray hem Trabzonspor cephemizi sizlere aktardım ama sıcak bir gelişme yaşandı. Trabzonspor takımımız bir ismi daha kadrosuna kattı. Bütün bu detayları vereceğim bir video olacak arkadaşlar. Öncelikle Galatasaray maçında Trabzonspor takımımıza canı gönülden başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir maç, keyifli bir maç bizi bekliyor. 3 puanla aldığımız takdirde her şey yoluna girecek. Emin olun, her şey yoluna girecek. Güzel bir futbol, iyi bir mücadeleyle beraber bugün inşallah maçı sonuçlandırır takımımız. Uğurcan Çakır'ın bir sakatlığı var. Bakasetas'ın son durumu, maç saati belli olacak. Uğurcan Çakır aynı şekilde. Hani karın kasığında yırtık gerçekten çok acı verir, ağrı verir. Yani performansını düşürebilir. Eğilip kalkacağını düşündüğümüzde Uğurcan Çakır'ın durumunu göreceğiz. Kulüp tarafından bir açıklama yapıldı. Tedavisine başlandı dendi. Bu açıklama bana oynamayacak algısı yaptı. Bilmiyorum sizden ne düşündürdü. Ama Bakasetas maç saatinde deneyecek. Yani Şampiyonlar Ligi için risk edildi Bakasetas, biliyorsunuz. Normalde Abdullah Avcı hatta bu riski almazdı. Eğer Şampiyonlar Ligi'nde Bakasetas oyuna girmemiş olsaydı bence bu maçta oynardı. Ama Galatasaray maçının telafisi var. Galatasaray maçı evet çok önemli. Bu saatten sonra en önemli maçımız Galatasaray maçı, biliyorum ama telafisi olan bir maçta Abdullah Hoca da gerekli riski almıştı diğer maçta sağlık anlamında Bakasetas için. Kenardan gireceği hamle oyuncusu da çok kısıtlıydı. Mecburen de Bakasetas'ı attı hoca. Hani turu getirebilme adına bir gole bakacaktı çünkü her şey. Olmadı. Sağlık olsun. Geriye dönmeye gerek yok. Şimdi kadroları bir değerlendirmek istiyorum. Hani Uğurcan Çakır'ın yerine Taha geçecek. Dünkü videomu izlemeyenler için tekrar söyleyeyim. Taha'nın kaleyi koruyabileceğine inanıyorum. Taha'ya destek olmamız lazım. Taha'nın arkasında olmamız lazım. Moral vermemiz lazım. Maç öncesinde de maç arasında da arkadaşlar. Her zaman hani şunu söylemek istiyorum. Oyuncu bunu ya şansa çevirecek ya da arkadaşlar oyuncu bu şansı değerlendiremeyecek ve onun adına talihsizlik olacak bugünkü performansı. Çıkıp aslanlar gibi mücadele eder. O formanın hakkını verirse Taha %80-90 bu işi götürecektir arkadaşlar. Tabii ki de bugünkü performansı %100 çok iyi, toplar çıkartsa, penaltılar kurtarsa Uğurcan Çakır'ı kesemez. Çünkü Uğurcan Çakır'ın uzun bir kredisi var. Uğurcan Çakır bizim birinci kalecimiz, bizim kaptanımız. O ayrı bir konu ama biz Taha'dan iyi bir performans bekliyoruz. Trabzonspor takımının kadrosunda olan kim oynarsa bugün, hani birinci sıradan hani en iyi oyuncu Marek Hamşik diyelim, sonuncu sıradaki genç bir kardeşimize kadar bugün sahaya kim çıkıyorsa, ilk 11'de oynuyorsa en iyi ilk 11 o olduğu için sahada arkadaşlar. Şimdi kadroyu vereceğim ama Bakasetas'ın durumu belli değil. Orta sahada hocanın bir kere defans hattında Vitor Hugo ile başlayacağını biliyoruz hocanın. Aldığımız duyum bu şekilde. Vitor Hugo, Batra, sağda Larsen, solda Eren Elmalı, kalede Taha gibi gözüküyor. Orta sahadaki tercihi çok önemli. Hoca hala orta saha tercihine, kanattaki tercihine karar veremedi. Trezeguet'i geçtiğimiz maçta ben çok önemli bir isimle konuştum. Biz Trezeguet'i bilinçli oynatmadık. Performansından ziyade hamle anlamında ikinci yarı diri bir Trezeguet'i kullanmayı planladık. Olmadı dedi. Planımız tutmadı demişti. Trezeguet planını göreceğiz. Acaba orta sahada Dorukhan, Siopis, Abdülkadir Ömür'ü önlerinde mi kullanacak? Ya da Dorukhan, Siopis, Enis Badri, sağda Abdülkadir Ömür, solda Trezeguet, ileride Cornelius mu yapacak? Gerçekten çok alternatifimiz var. Solda Badri, sağda Abdülkadir Ömür, orta sahaya Bakasetas'ı oynatabilir de öyle bir orta sahaya Bakasetas, Dorukhan, Siopis mi yapar? Göreceğiz. Hani Dorukhan, Siopis oynatmayıp Dorukhan, Badri, Abdülkadir Ömür de yapabilir. Canini, Trezeguet koyuyoruz. Çok fazla alternatif var gerçekten. Kestirmek zor. Ama çok önemli bir konu arkadaşlar. Bakın, transfere değineceğim şimdi. Emirhan kardeşimiz Eraslan Basel takımından transfer oldu. Stoper mevkisinde oynuyor. 19 yaşında. İsviçre milli takımının oyuncusu. Önemli bir oyuncu. Şimdi hani yoldaydım. Ordu'dan şu an İzmir'e geçtim. Şu an İzmir'deyim. Mesajlarınızı aldım. Herkes abi takım çorbaya döndü. Abi takım şöyle oldu. Biz bu kadar genci ne yapacağız diyor. Bakın, genç oyuncular çok önemli transferlerdir. Neden? Şimdi aldık genç oyuncuları, kiraladık. Şimdi örnek vereceğim size. Enes Ünal'dan örnek vereceğim. Mesela oradan bir girelim. Devam edeceğim bakın. Enes Ünal'ı Bursa Spor takımı Manchester City'ye sattı arkadaşlar. Bakın, Enes Ünal'ı aldılar, oynattılar biraz. Manchester City'ye sattılar. 4 milyon euroya Manchester City aldı Bursa'dan. Şimdi Bursa'dan Manchester City Enes Ünal'ı neden aldı? Bir yatırım yaptı. Ya tutarsa, bakın eğer 3 tane 4 tane oyuncu alırsan bir tanesi tuttuğu takdirde bütün sezonu kurtarırsın. Manchester City gitti. 14 milyon euroya arkadaşlar Villarreal'e sattı. Villarreal'de sonra 9 milyona Getafe'ye sattı diye hatırlıyorum. Son takımları inşallah karıştırmadım.
Demek istediğim şey, şimdi Ajax takımı Naci'yi bize kiraladı. Neden Naci'yi bize kiraladı? Biz de oynatıp patlama yapmasını bekliyor oyuncular. Takımdaki yöneticiler. Trabzonspor takımında ne yapıyor? Lahtimi'yi aldı. Gitti şimdi Emirhan'ı aldı. Bu tarz oyuncuları alıp oynatmasa da bu oyuncuları kiralayıp başka takımlarda oynamasını gözlem altında tutup, bizim en büyük hatamız şu. Oyuncuyu alıyoruz. Kampa dahi götürmüyoruz. İdmana çıkartmıyoruz. Oyuncunun yüzüne bakmıyoruz. Oyuncu ne yapıyor, ne ediyor haberimiz yok ve arkasından kayboluyor gitti ve sonra da diyoruz ya bu kadar genç oyuncu ne yapacağız? Bu kadar oyuncu ne olacak? Evet arkadaşlar, katılıyorum. Eğer bu bir planlama olduğunu düşünüyorum ben. Gidip de 19 yaşında bir stoper aldın. Taha da var Bursaspor'un kadrosundan aldığın 19 yaşında. Bizim U19 milli takımında da stoperi. Bizim U19 milli takımında da oynamış bu arada Emrah'ın. Onu da söyleyeyim. Hani bu bir yatırımdır. Tabi bu planlama doğru yaparsan eğer, bunun karşını alırsın. Şimdi aldık. Taha'yı aldık. İşte Batuhan'ı aldık. Kerem'i aldık. Lahtimi'yi getirdik. Emrah Gedikli'yi getirdik. Yani getiriyorsun ama bu oyuncuları, işte Enes Ünal'ı kiraladık Polonya mesela. Şimdi orada bir uçsa, gollerini atsa, geldiği zaman değeri yükselecek. Ve mesela Ahmetcan abi, Ajax takımı 10 milyon euro bir yatırım yaptı arkadaşlar. Neden? Şimdi sadece Ahmetcan'a mı yapıyor? Hayır. Mesela Naci'yi bize gönderdi kiralık. Bir yatırımı var. Onu bize götürdü. Altyapıdan beri çıkarttığı bir oyuncu. Veya X bir oyuncu. Birkaç tane de oyuncu almıştır mutlaka. Bu oyuncuları gönderip patlamasını bekleyip o oyunculardan ciddi bir para kazanmak istiyor. Ahmetcan tutarsa, inanın bana, Ahmetcan'a 25-30 milyon euroya atıyorum Manchester United'a satma planı var. Bu tamamen, yani tabiri caizse arkadaşlar, tabii ki de böyle bir şey yok ama piyango gibi. Oyuncu alacağım tutarsa, Lahtimi geldi, düşünsenize burada bir jaj etkisi yaptı. Geçmiş olsun. Şimdi aldın stoperi Emrah'ını, Basel takımında oynuyor değil mi? Basel takımında oynuyor. İsviçre milli takımlarında 21'e kadar oynamış. Bu oyuncuyu getirecekler. Tutarsa 3 yıllık bir sözleşme var. Önemli bir iş. Bence bunlar planlı programlı yapıldığı takdirde bunlar güzel işlerdir. 10 tanenin bir tanesini tutturursun, geçmiş olsun, parayı indirirsin arkadaşlar. Kulübün büyük bir borcunu ödersin, artı fabrika gibi işlemeye başlarsın. Bu yol doğru bir yol. Takip ettiğin takdirde doğru bir yol. Bu benim düşüncem arkadaşlar. Tabii ki de sonraki satışından da %15 bir pay verilmiş aldığımız bilgiye göre. Oyuncu 60 küsür maçı var. 2 tane gol atmış. Yani iyi bir oyuncu olduğunu söylüyorlar. Tabii ki de oyuncuyu izlemedim. İzlemeden de bir şey söylemek istemiyorum ama iyi bir oyuncu olduğunu söylüyorlar. Gelecek vadeli oyunculardan bir tanesi. Milli takımımızın da oyuncusu aynı şekilde. İsviçre milli takımının da oyuncusu. Genç millilerde değişiklikler olabiliyor. Bir orada oynuyor, 19'da 20'ye buraya transfer olabiliyor. Yeter ki amirli takım oynamasın. Emrah'ın da böyle bir gelişme arkadaşlar. Hayırlı olsun. Hani iyi bir stoper. Önemli bir stoper olacaktır inşallah. Trabzonspor takımımızda yatırım yaptı. Yatırım yaptı. Yatırımının karşılığını ben alacağına inanıyorum arkadaşlar. İnşallah iyi bir transfer olur. Şimdi akşam Galatasaray maçı var. Yani bir de ben bir tek şuna birazcık karşıyım. Aslında maç sabahında falan hani bu transfer tamam ama hani mesela Kopenhag maçından önce transferleri konuştuk. Arkasından şimdi bu maç öncesi gene transfer konuşuyoruz. Ben çok sıcak bakmıyorum. Maç günleri transfer konuşmayı, transfer açıklanmasına, transfer duyurulmasına çok sıcak bakmıyorum. Bu benim kendi düşüncem. Hem kulübün, hem taraftarın, hem yönetimin, hem gazetecilerin, herkesin ben maça odaklanması gerektiğini düşünüyorum. Bu benim kendi düşüncemdir arkadaşlar. Naci geldi. Naci tribünden izleyecek diye biliyoruz. Naci hayırlı uğurlu olsun. Hani Umut Bozok'un gelmesini bekliyoruz. Umut Bozok açıklandı. Ama Umut Bozok hala sözleşme imzalamadı. Umut Bozok'un bir an önce gelmesini bekliyoruz. Onda da sıcak gelişmeler yaşandıkça ben sizin karşınızda olacağım. Trabzonspor takımımıza canı gölden başarılar dilerim. Bugün ben inanıyorum ki sizlerin desteğiyle, büyük taraftarımızın desteğiyle beraber çok önemli işler yapacaklar. Sahada mücadele ettikleri takdirde ben Galatasaray takımının üstünde bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Biz daha çok oturmuş bir takımız. Evet, gelenler gidenler oldu ama biz daha derli toplu olduğumuzu düşünüyorum. Ne kadar son haftalarda birazcık çok gol yer bir pozisyonda da olsak, Galatasaray takımına göre ben daha iyi izliyorum. Onlar çok kopuk oynuyorlar. Evet 1-0, 1-0, 1-0 bitirmiş olabilirler ama çok kopuk oynuyorlar. Önemli isimler getirdiler. Sabahki videomda geniş bir analizini yaptım. Gerçekten isim isim önemli bir kariyer oyuncuları var. Önemli bir takım ama önemli olan takım olabilmek. Ben bizim takım olduğumuzu düşünüyorum. Ne kadar Antalya'dan 5 yemişsin, Kopenhag'dan elenmişsin falan filan, onları ben bir tarafa bırakıyorum. Antalya Spor maçı tamamen hoca da dahil konsantre eksikliğine bağlıyorum. Bu maç çıkış maçı mı? Evet çıkış maçı. Rüzgar arkana alma maçı. Trabzonspor takımımıza canı gönden başarılar dilerim. Vurduğun gol olsun. Akşam maçtan sonra sıcağı sıcağına bir videomuz gelecek zaten. Maç analizini hep beraber yapacağız.
galibiyetleri konuşmak ben de istiyorum. Galibiyetleri çok özledim diyorum. Yeni transferlerimiz hayırlı olsun tekrardan. Allah mahcup etmesin diyorum. Videomu sonlandırıyorum. Kemik kitlem sizleri ayrı seviyorum. Allah'a emanet olun.